Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Kasa Reboot'un 20. bölümü. Evet, 20. bölüme geldik. Yay! 20. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Ve bu bölüm ne yapacağız diye soracak olursanız rüzgar güllerinden biraz uzaklaşacağız. İlk önce bölüm arası ne yaptım? Şunu şuraya koydum. Bunları biraz işleyeceğim. İşleniyorlar burada. Diğer yandan bunu buraya taşıdım. Biraz boyunu uzattım. Borular alttan geçiyor. Timer'ımı buraya koydum. Ve burada ilginç bir düzenek var. Önceki bölüm hatırlarsınız benim şunu yapmam gerekiyordu ve bunun için bu lazımdı, değil mi? Bunun yapımı da böyleydi. Peki. Bunun için oksijen ve liquid ethane lazım. Ve şu an bunlar bunda var. Tam olarak düzeneyi açıklıyorum şimdi. İlk olarak aşağıdan suyumuz geliyor bize. Güzel. Suyum burada benim hidrojen ve oksijene dönüşüyor. Bakalım hangisi daha az kalıyor? İkisi de aynı aslında. Sen şu an çalışıyor musun? Idle. Neyse, bu böyle kalsın. Devam edeyim. Bu suyu hidrojen ve oksijene çeviriyor. Bu da aynı hidrojen ve su alıyor. Ve byproduct olarak etane üretiyor. Ancak gaz formunda ürettiği için bu pressurized pipe'larla gazı taşıyoruz buraya. Ve bunda rotary condenser. İki modu var. Buraya tıkladı. Condensating ve decond. Ya bilmem ne. Evet. Bu gazları sıvıya, sıvıları gazlara çeviren bir makine. Evet, ben burada etane'i sıvıya çeviriyorum ve voila! Liquid etane burada. Bu da oksijen üretiyor bir yandan. Evet, basitçe düzenimiz bu şekilde. Evet, bu şekilde bir düzen. Altı da böyle. Gel gelelim, devam edelim. Burada herhangi bir değişikliğim yok. Ancak iki tane personal chest'im var. Ve ben bunlarda bayağı bir şey craft ettim. Bayağı bir şey. Ve bir adet bilgisayarımız var ekstra olarak. O bilgisayar sonradan işimize yarayacak. Oh yeah. Evet, ilk olarak ben şu solar bilmem ne bilmem neleri istiyorum. Şimdi sen... Liquid ethane neredeydin? Yani lityum. Burada. Güzel. Sen burada lazımsın bana. Evet. Şimdi. Aslında... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Bunlar gaz çıkışı yapacak. Tabii ki de bana pressurized pipe'lar lazım. Pressurized pipe'larım gelin bakalım. Universal cable, universal key. Dur. Aslında sana şimdilik ihtiyaç yok. Pressurized tüpler biraz craft etmem gerekecek. Ayrıca senden de craft etmem gerekecek. Pressurized tube cam istiyor. Cam ve steel. Bu arada steel'im az kalmış benim. Neyse, sıkıntı değil. Biraz steel üretmeye bırakalım şuraya. Ayrıca cam konusunda şunları da cam olarak kullanabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Şimdi. 4 set uygundur. Ve ben bunları upgrade etmek istiyorum. Advanced tamamdır. Ayrıca bana biraz da Mechanical Pipe lazım. Daha Mechanical Pipe'ları bu arada upgrade etmeme gerek yok. Sandır. 4 tane kova. Valla. Evet. Advanced Pressurized Tube'ler. Bakalım. Şuna bağlanıyorsunuzdur umarım. Evet, bağlanıyor. Gayet güzel. Valla. Ve tabii ki de bunlara... Oh. Sen sıvıyı nereden alıyorsun? Güzel soru değil mi? Mechanical pipe bakalım. Sana lityumu nereden verebiliriz? Sen mechanical pipe. Evet, mechanical pipe. Tam ilginç. Aa, doğru. Gaz verecektik. Tamam, doğru. Tamamen benim salaklığım. Evet. Şunlar gelsin tekrar buraya. Ve şimdi bir kat aşağı ineceğiz. Evet. Burada bana bir makine daha lazım. Rotary condenser ve 2 set enerji upgrade ve 1 set de speed upgrade. Gel bakalım. Liquid lithium. Şimdi tam sıvı alan. Ups, ters oldu. Ha yok, düz oldu. Evet. Basic Mechanical Pipe. Ve buna enerji aktarmam lazım. Basic Universal Cable. Bu Universal Cable'ların çoğu daha sonradan upgrade edilecek. Aklınızda bulunsun. Hatta ortadan direkt Ultimate Universal Cable geçecek. Neden diye soracak olursanız enerji üretmek için kullanacağımız şey fazla enerji üreten bir şey. Evet ve fluids. Valla. Ve biz bunları şu moda çevireceğiz. Ben bu liquid lityumu normal lityuma çevirmek istiyorum. Ve şimdi enerji upgrade'lerimizi atalım içine. Az enerji tüketsinler. Hatta bir saniye siz gelin. Şimdi bunları bir kıyaslama olarak göstermek istiyorum. Senin bütün upgrade'lerin atıldı mı? Sonuncusu asılıyor. Tamam. Şimdi bunun kullandığı enerji 5 joule, tik başı 5 joule. Bu ise 50 joule. Yani şu 8 taneyi attığımız takdirde onda bir daha az enerji tüketmeye başlıyoruz. Pardon, onda biri kadar enerji tüketmeye başlıyoruz. Evet. Ve yukarıda lityumlarımızı yukarı atmaya hazırlanıyoruz. Şimdi yukarı geri çıkalım. Unutmayın, lityum bir gaz. Buradan gelsin. Bu da buradan gelsin. Pressurized tube. Evet. Siz de gelin bakalım. Ups. Biraz daha pressurized tübe ihtiyacım olacak tahmin ettiğimden. Neyse, elde etmesi kolay iş zaten. Steel, biraz da glass. Tamamdır. Şuradan da upgrade edelim. Voila. 32 Advanced Pressurized Tube. Aslında Advance'e çıkartmama gerek yoktu ama neyse. Her şeyi ben bir Advance'e çıkartacağım. Orası kesinleşti. En az bir Advance olacak her şey. Ondan sen gel bakalım. Evet. Evet, tabii ki de bu işlemin devam edebilmesi için yukarıda güneş ışığı lazım bize. Empty, empty. Bir sene bağlanmıyorlar. Ha, güzel, sıkıntı. Siz neden bağlanmıyorsunuz? Bu şekilde koyarsak, ha, bu şekilde bağlanıyorlar. O zaman bu şekilde yaparız biz de. İlla alttan bağlanacaklarmış. Tamamdır. Şimdi. Bu arada hangi speed upgrade koyabiliyormuşuz buna. Güzel. Yaparız. Şimdilik çok lazım değil. Evet, gelelim. Unutmadan ben bir uyuyayım. Çünkü bu arkadaşların çalışması için güneşe ihtiyaçları var. O yüzden zaten en üst kata koydum. Hatta ve hatta artık bakalım. Evet, geldik ve tritium. Evet, tritium elde ediyoruz artık. Nice. Güzel. Tritium yakıt için gereken malzemelerimizin ilk başlangıcı. Şimdi bunu tamamladık. Sırada neyimiz var? Bunlar var. Ah. Evet. Burası biraz eğlenceli bir kısım olacak. 4 set enerji upgrade. Güzel. Ve 2 set speed upgrade. Ama tabii ki de burada bir başka upgrade'imiz daha söz konusu. Ve inventory'im tam yetecek buna. Filter upgrade'ler. Evet, şimdi şuradaki su kaynağımı hatırlarsınız. Nereye koymuştuk? Ha. Bunun bir benzerini tekrar kuracağız. Ancak ufak bir farklılıkla. Nereye kurabilirim? Buraya kurabilirim. Evet, oraya kurayım. Tabii ki de yolumdan bir şeylerin çekilmesi lazım değil mi? Envanterimi boşaltmam lazım ciddi anlamda. Şu an kullanmayacağım bir şeyi geçici olarak buraya atalım. Mesela Basic Pressurized Tube. Universal Cable'ları kullanacağım. Hatta daha fazla Universal Cable'a ihtiyacım var. Universal Cable. Craft etmem lazım. Basic Universal Cable. Tamam, Redstone lazım. Tamamdır. Ah, devam edelim. Hangi taraf demiştik? Tamamdır. Bu taraf. Burası normal su üretmeyecek bize. Biraz farklı bir şey üretecek. 4. F7 tam. Aa. Tamamdır. Şimdi pumplar. 4 pumpımızı da yerleştirdik. Ve bunlara upgrade'leri yerleştirmeye başlayalım. Speed upgrade'ler. Gelin. Enerji upgrade'ler. Bu arada neyse ki bunlar aşırı ucuz şeyler. Hatta bir bakalım. Evet, aşırı ucuzlar. Yani craft ettiğinize kesinlikle değen şeyler. Ve şimdi asıl önemli nokta. Filter upgrade. Bu şekilde yapılıyor. Bunun yaptığı şey şu. Normalde biliyorsunuz ki bu su üretiminde kullanılıyor. Fakat bunlara artık filter upgrade koyarsak bunlar su üretmeyecek. Su elde etmeyecekler. Bunlar ne elde edecek? Heavy water elde edecek. Evet, arkaya geçiş için bayağı absürt bir yolum var. Keşke burayı 3 blok mesafede yapsaymışım. Daha güzel olabilirmiş. Evet, gel bakalım. Sen de gel. Üstümü kapayacağım. Evet, şimdi gelelim. Bu buraya, bu buraya. Kova almayı unuttum. Harika. Evet, yemeğimizi de yiyelim ve kovamızı alalım. Dur, kovamız neredeydi? Ya da kovam kaldı mı benim? Sıkıntı değil. 2 tane kova craft edelim. Valla. Şuradan biraz su çalalım. Tamamdır. Ah. Geçelim. Sonrasında da enerji hattını buradan bağlayacağız. Evet. Şimdi işin güzel kısmı enerjiyi bağlamak. Basic Universal Cable. Oops. Bu tamamen estetik bir şey. Ben o şekilde olmasını istemiyorum. Ve sen de gel şöyle. Evet, itinayla oraya koyuyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi yavaş bir biçimde heavy water üretmeye başlıyorlar. Ağır su. Basic Universal Cable, Basic Mechanical Pipe. Ve şimdi işin güzel yanı. Electro-Magnetic Separator. Seni ben direkt buraya koyacağım. Ve Basic Universal Cable. Gel bakalım. Sonrasında sana upgrade'lerini koymam lazım, değil mi? Evet, işin kolay yolunu bulduk. Ben neden bunları yanıma almadım bu arada? Enerji upgrade ve Sen gel bakalım. Benim açtığım delik nerede? Ha, burada. Evet. Enerji upgrade. Gel bakalım. Ve mechanical pipe'lar. Evet. Heavy water dolmaya başladı ve buraya deuterium, buraya oksijen. Dumping access. Oksijenin fazlasını istemiyorum ben. Speed upgrade. Siz de geçin bakalım. Evet, bana bu deuterium lazım. Başka hiçbir şey lazım değil. Ah. Bu heavy water buradan üretilip yavaşça burada deuterium'a dönüşecek. Ve sonrasında yapılacak şey çok basit. Buradan pressurized pipe'larla pressurized tüplerle nereye atalım? Bunları işleyecek sistem nerede olsun? Burada olsun. Mantıklı. O zaman bu fazlalık oldu. Burası zaten Basic Universal Cable. O zaman Advanced Universal Cable'larımızı da biraz alalım. Daha sonra Elite. 5 tane kalmış. Üf, 5 tane yetecek mi? Pek sanmıyorum. O zaman upgrade edelim. Advanced. Ve gel buraya Elite. Elite'i bununla yapıyorduk. Advanced. Elite. Evet, bu evde benim yön duygumu tekrar oluşturacak bir şeyler hazırlamam lazım bir yere. Evet, bir ve ikinci kısım, buraya nasıl geçeceğim? Çok güzel soru. Tüm yolumu tıkamışım. Aslında basic. Çok güzel uğraştıracak burası. Evet, elektrik tesisatının sıkıntıları. Valla. Tamamdır. Ben şuradan geçeyim. Tamamdır. Gel bakalım. Sonrasında Advanced Pressurized Tube. Evet ve burası oldu. Seni bir geri atmamız lazımmış. Tamamdır. Şimdi bu buradan başka bir şeyle daha birleşecek. Şimdi aşağıdan ihtiyaç duyduğum zımbırtılara bir geri gelelim. Orada bir tane daha makine olacaktı. Chemical Infuser idin değil mi sen? Evet, Chemical Infuser. İki taraftan bağlandı, güzel. Sıkıntı yok o zaman. Arkadan da çıktısını verecek. Tamamdır. Şimdi o zaman yukarıdan Advanced Pressurized Tube. Oo, biraz ters oldu. Tritium. Gelsin bakalım. Oo. Şimdi bunu taşıma kısmı biraz işkence olacak. Bunu düşünmeden yapmışım. Kill me. Evet. Tam bir kısım buraya gitsin. Şimdi pressurized tüplerimiz gelsin. Evet. Benim bayağı bir pressurized tübe ihtiyacım olacak şimdi. Huh. Evet, pressurized tüplerimizi craft edelim. Ve sanırım reaktör kısmını bu bölüm yapamayacağım. Yay! Zaten reaktörü aktif edemeyecektim. O ayrı bir mevzu da. Yani onu her halükarda aktif edemeyecektim. Ancak craft'ı da bir bölüm. Yerleştirmesi de bu bölüm olmayacak. Tamamdır. Ah. Ve yağmur yağıyor. Ne güzel. Şimdi gel bakalım. Sevgili pressurized tüplerim. Yanlış pressurized tüp geldin. Gerçi pressurized tüp değil de universal cable gelmiş. Tamam, şu çıkışı kullanabilirim. Direkt tankın oraya çıkacak. Ve buradan direkt bodoslama. Benim zımbırtının oraya gidecekler. Unutmadan aslında gelmişken sana sanki burada ihtiyacım yok. O sadece çok ufak bir iş yapacak bir makine. O yüzden çok fazla bir önemi yok. Şuradan çıkış yapsın, tamam. Gel bakalım. Evet. Ve tamamdır. Burası da tamam. Sen kapan. Pressurized tüpler gel. Gelin. Evet. Ve buradan tesisat. Minecraft'ın en keyifli yanı değil mi? Evet, bütün bölüm boru döşemek ile geçiyor. Evet, bir güruh buradan, diğer güruh da diğer yandan gelecek. Unutmadan şurada ortada bir buluşacaklar ufak bir iş için. Deuterium burada bir kısmı. O deuteriumu biz pressurized tube şuradan bir alalım biraz daha. Ve bu buradan nükleer reaktöre gidecek şuradaki. Tamamdır. Ve yukarıdan bana bir dizi ne gelecek? Tritium. Pressurized tube. Evet. Pressurized tube. Tritiumlarım gelsin bakalım. Oh. Bir adım ileriden alsam daha güzel olacak. Evet, bu daha güzel oldu. Evet ve şuradan son parça. Oh. Sen tekrar gel. Tamamdır. Bu çok daha makul. Universal Cable. Aslında Universal Cable zaten gelecek. It's pressurized tube. Huh. Neden ikisine de deuterium doldun? Deuteriumlardan bir tanesini boşaltmam gerekecek. Bunun yöntemini de size göstereyim. Gauge Drop. Maalesef blue kırınca bildiğiniz gibi boşalmıyor. O yüzden bu şekilde işkence bir yöntemle boşaltmak gerekiyor. Evet. Huh. Ve artık DT fuel'ımız oluşmaya başladı. Ve son bir şey daha. Mekanism. Bir adet item'a ihtiyacım olacak. Evet. Bunları burada birleştirmemin tek sebebi... Bu arada bunu direkt çıkış olarak da sağlayabilirim. Ancak bunları burada birleştirmemin tek bir sebebi var. O da... Buradan... Show recipes, hidrojen, sülfür trioxide. Evet. Şu sülfürik asit bayağı... Zaten kullanacağım bir şey. Sülfür trioxide. Burada water vapor kullanacağız. Oksijen, sülfür dioksit. Sülfür dioksit nasıl elde ediliyordu hatırlamıyorum. Neyse. Ah. Evet, bu işkencenin ardından şu item'ı hatırlarsam çok güzel olacak. Ha. Holarium, 4 tane gold powder. Çok basit. Bana 4 tane gold ver. Yani için değil. Heh, crushing. Tekrar toza çevirelim. Buradan da siz işlenmişsiniz. Tam güzel. Şunu da hatırlarsanız önceki bölümlerde yapmıştım ve voila. Şunları da bir tekrar geri alalım. Siz şöyle atlayın. Enriched Iron ve Solarium hazır. Ve bu Holarium'un tek bir işi var. Evet, tamamdır. Ve artık şu bağlantıyı kesebiliriz. Ups, seni kopartmayacaktım. Neyse. Tekrar koyalım. Evet. Bunlar burada kalsın. Aslında sen bağlanacaktın. Ve bunlar buradan nükleer reaktörüme gidecekler. Yay! Aslında yukarıdan gitsinler. Çünkü zaten nükleer reaktör yukarıda yer alacak. Evet. Sanırım bu burada bitiyor maceramız. Ah. Çok fazla tritium ve deuterium kaybettim. Ama değdi. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köfte'nin iyi günler, iyi eğlenceler ve sonraki bölüm nükleer reaktöre başlıyoruz. Oh yeah. Ama maalesef çalıştıramayacağız hemen. Ah.